Selam arkadaşlar, sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Ben Erkan. Devam ediyoruz Art of Iron'daki Osmanlı serimize arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzere bildirim geldi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti. Yani bu klasik bildirim, her halükarda çıkan bir bildirim. Biz Sırbistan'ı hatırlarsanız ele geçirmiştik. Ama bu bildirimi ona bağlamamışlar. Sırbistan yok olmuş olmasına rağmen yine de bildirim geliyor. Yani ne yaparsanız yapın oluyor gibi bir şey. Neden bilmiyorum ama olacak işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi durum bu olduğu için bu arada gördüğünüz gibi biz bu şeyin dünya geriliminin %42'sini biz yapmışız. Kalan toplamda %65 var. Şu anda bu savaşın ortaya çıkması 0.6 etki etmiş. Bizim en son barış anlaşmamız Belgrad Anlaşması. Bütün Balkan ülkelerini tamamen ele geçirdiğimiz anlaşma %30 etki etmiş. Onun haricinde bir de Çin Savaşı'nın zannedersem barış anlaşması %14'lük bir etki etmiş. Onları da hazır açmışken göstereyim dedim. Sırbistan Cumhuriyeti'nin bize savaş açması %9 etki etmiş. Aslında daha fazlaydı da bu zamanla tabii ki düştü. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptığımı anlatayım size. Çünkü bir süre bekledim daha önceki şeyden itibaren. Şu anda 26 Nisan'dayız. Savaş tam bugün başladı gördüğünüz gibi. Yanlış yere geldik. 26 Nisan 1915. Ben o zamandan bu zamana, yani ne zamandan diye soracak olursanız, 24 Mayıs 2000, 1914 civarından, tam olarak hatırlamıyorum tarihleri. O civardan şimdiye kadar bekledim. İşlemler yaptım. Ordu geliştirmeye çalıştım falan filan. Şimdi bizim şeylerimiz, diğerlerini sildim. Sadece bunlar kaldı arkadaşlar. Infantry Division'ımıza, yani piyade birliğimize. Ben bunu piyade diye yazmamış mıydım hatırlamıyorum şimdi. 4 piyade var. Bir tane topçu var. Şuralarda böyle gördüğünüz gibi. Gücümüz de şu yaklaşık olarak. Tabii ki bu full tamamen şey olduğumuz zaman. Şunu hatırlarsanız böyle ayarlamıştım zaten. Aslında buna belki şunu da ekleriz ama şimdilik dursun. Aslında eklemek istiyorum. Bir tane garnizon birliğimiz var. Öylesine yaptığım bir birlik var arkadaşlar. Ama buna da birazcık destek vermemiz gerekiyor. Şu ikisinin sayısını artırmayacağım ama belki de destek birliği atabiliriz. Savunması artsın diye. Mesela mühendis birliği savunmayı arttırıyor diye biliyorum. Hendek kazmasını arttırıyor. Savunmayı 14 arttırıyor bu. Gözcü birliği savunmayı 6.5 arttırıyor. Ama bunlar çok fazla teçhizat gerektiriyor. Yani. Evet. Topçu birliği saldırıyı arttırıyor. Savunmayı fazla arttırmıyor. En iyisi mühendis birliği. Onu düşünebiliriz. Her neyse çok önemli değil. Şimdi şurada 31 yazan şu tümen arkadaşlar. Bu tamamen garnizonlardan oluşuyor. Siz en son bıraktığınız yerde garnizonları yeni üretmeye başlamıştık. Gördüğünüz gibi şu bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Nasıl koruyoruz? Garnizon bölgesi diye seçtiğimizde sadece deniz üstlerini savun diye seçtim. Eğer gerekirse kıyı şeridini de savun diyebilirim. Şimdilik böyle. Savaş çıkıyor gördüğünüz gibi ama henüz savaş tam anlamıyla başlamadı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda kimseyle, pardon, Almanları seçtim. Şu anda kimseyle savaşta değiller. Sadece araları bozuk ama çünkü bildirim gelir gelmez ben oyunu durdurdum. Ondan sonra başka ne var? Şurada planları çizdim. Romanya'ya dalma planları. Şurada Rusya'ya dalma planları. 3 orduyu buraya, 3 orduyu buraya yerleştirdim. Ondan sonra şu bölgeye henüz doğru düzgün ordu yerleştirememiştim. O esnada zaten bildirim geldi. Fazla ordularımızı oraya kaydıracağız. Çok fazla da aslında isterseniz ordumuz yok gibi bir şey. Aslında burada var. Gördüğünüz gibi bayağı buraya yerleştirdim. Bir kısmı da henüz yolda, daha gidemediler. Neredeler lan bunlar? Allah Allah. Evet, bunlar buradalar. He, ben bunu yerleştiriyordum şeye, sınıra. Yo, yerleştirdim daha. Buradan zaten bir plan da çizdim şu şekilde. Bunlar şimdi yoldalar, daha gitmediler. Şurada 24 var, burada 24 var. Kıyı şeridinde de kısa bir miktar birlik koydum. Belki de garnizonları koyduydum yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü yaptıktan sonra oyunu kapatmak zorunda kalmıştım. Şimdi tek eksiğimiz kalan şey şu bölgeye de biraz orduyu, bir tane ordu, 24 birliklik bir ordu yerleştirsem zannedersem yeterli olacak. Ama şu anda o ordu mevcut değil. Gerçekten mevcut değil ya. Bu mesela, bu ordu burada. Aslında burada bu kadar birliğe ihtiyaç var mı? O da ayrı bir soru. Mesela bu ordu
Bu ordu ne yapıyor? Ben ne yapmışım ben buna ya? Ne görev vermişim ben buna? Şurayı tutuyormuş gibi görünüyor. Bir dakika ben hafiften yavaştan bir başlatayım. Ulan ben ne yaptım? Ha işte bunları gönderiyordum ben Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya. Evet tamam. Tamam garnizonlar duruyor. Avusturya, Balkanlarda Avusturya müdahalesi diyor. Bastım. Bakalım ne oluyor. Savaş çıktı mı acaba? Dur hemen şunu açtım. Yine Almanları seçeyim. Yok henüz daha savaş çıkmadı. Daha bildirimler gelecek dur. Ben hemen girişmeyeceğim. Bunlar birazcık savaşsınlar. Benim fazla ordum kalmamış ya resmen. Bu arada ben çıkarmaları ayarlamadım da. Al işte. Rusya Avusturya'ya savaş açtı. Evet. Almanya Belçika'ya savaş açtı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Savaş başlamıştır. Bu ne lan? Heh. Evet gördüğünüz gibi savaş başlamıştır. Tam anlamıyla başlamış oldu böylece. Ama henüz biz savaşta değiliz tabii ki. Millet uğraşsınlar birbirleriyle. Biz o esnada son bir ordu daha kaydırmam gerekiyor. Allah kahretmesin ya. Nasıl kaydıracağız bu orduları? Şunlar hareket halindeler ama Afrika'ya gidiyorlar şu anda. Aslında Romanya'daki orduyu mu alsak? Peki şu an ürettiğim ordular içerisinde ne var? Şurada zırhlı Tugay üretiyorum. Piyade birliği 10 bölük daha geliyor. Aslında bunları getirelim ya. Son 10 tane birlik. Sivas'ta mı gelecekler? Sivas'ta gelmesin. Şurada gelsinler. Tamam mı? Tamam. Bunlar şimdi teçhizat bekliyorlar. Ne eksiği varmış? Destek teçhizatıyla motorize birlik. Aa motorize az üretiyoruz değil mi? O motorize işsiz çok beklersiniz ya. Ondan çok eksiğimiz var çünkü. O zaman ben bunları indiriyorum abi. Çat indiler. Ondan sonra zırhlı tugay. Bak bunlar da pardon birim ekle dedik. Fazla oldu. Gerek yok. Onar onar gelsin ya. Onlar önemli yok. Bunların da çoğunluğu gelmiş. Aslında bunları da indirebilirim. Şimdi piyade daha fazla üretmeyeceğim. Zırhlı tugaylar neredeyse hepsi tamam ya. Şurada %86, %80, evet %86 zannedersem son nokta. Ya da 90 belki son noktadır. Şunları da mı indirsek ya? Bu da İstanbul'da çıkacak diyor. Hiç gerek yok İstanbul'a. Sen de burada gel. Şuraya gel. Ondan sonra ama ordusu aynı ordu olacak. Bu da şey olacak. Eğitim Tugay'ı. Bence hepsini alalım abi. Hepsini alalım. Ah, bunları da aldık. Bunlardan bir 10 tane daha üretimde kalabilir diye düşünüyorum aslında. Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç tane oldular? 20 bölük oldular. Daha az. Bir 10 tane daha rahat alabiliriz ya. Şimdi bu eğitim bölüğü. Ama artık eğitim bölüğü olmaktan çıkacak. Kaç tane birlik var burada? 24 mü? Aa tam da denk gelmiş ha. Çok iyi olmuş. Bizim mesela şu elemanlardan birini. Evet şunu mesela yerleştirebilirim komutan olarak burada. Ondan sonra sana da güzel bir şekilde şöyle bunların tamamını verebiliriz. Pardon tamam. Abi hepsini işte yerleştir buraya. Heh şöyle güzel oldu. Bunların organizasyonları yok. Sıkıntı var biraz ama. Mesela şuna ne yapacağız? Buna ne yapacağız abi? Bu 24 olmasa mı acaba? Hani 24 10 tanesi 20 tanesi burada. Bu 4'ünü ayrı bir ordu yapalım olmazsa. Komutansız 4 birlik. Ya da durdu abi. Komutansız olmasına gerek yok. Bunun için ayrı bir şey çizelim. Şöyle. Onlar oraya yerleşsinler abi. Bölük yok diyorsun. Bölük ok olur mu ya öyle şey? Yani 4 bölük buraya. Gördüğünüz gibi bunlar gelecek oraya. Diğerleri de alt tarafta, aşağı tarafta şey yapacak. Kendine yer edinecek. Şimdi burada çıkarmacılarımız var. Şuradan liman nerede bunun limanı? Şuraya çık. Tamam mı? Komutansız deneyeceğim ya. Bir tane daha belirlememiş miydim ben bunlardan? Şu ne?
Abi bu saçma sapan bir birlik ya bu. Üç tümenden oluşuyor. Dur. Şuraya gel. Bu niye böyle üç tane birlik kalmış acaba böyle? Ha bu da eğitim alıyor bu arada. Allah Allah, onu da unutmuşuz. Şimdi İngiltere, Almanya, bunlar hep savaşa girdiler. Bakalım neler olacak. Buraları göremiyorum ben. İttifakta değilim ya şu anda. Neler oluyor bilmiyorum şu anda. Aslında birazcık böyle beklersek burada hareketlilik falan görünebilir belki. Aha bak burada bir şey var. Muharebeler devam ediyor. Rusya Avusturya'ya savaş açmıştı. Almanya'da Avusturya burada bir başarı elde etti. Varşova'ya doğru ilerleyecek herhalde. Aa vallahi ilerliyorlar he. Avusturya ilerliyor lan. Şaka maka. Bunu beklemiyordum aslında. Tam tersine Rusya ilerler diye bekliyordum. Bu arada bizim elemanlar geldi mi? Siz ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Aa geri gitmiş oraya. He, doğru lan. Doğrudur. Bu ilk garnizon bölüğümüz bizim bu. Şuradan en fazla buraya çıkarma yapmasını isteyebilirim. Tamam mı? O da kalsın böyle. Şimdilik bizim gemilerimiz burada. Şimdi savaşa girmedik ya. Bak burasını boşalttı Ruslar. Gördünüz mü? Ruslar bütün orduları bu tarafa kaydırdılar. Biz savaşa girdiğimiz anda bunları yardıracağız. Hızlı bir şekilde. Başarılı olmaya çalışacağız. Bu şekilde bilmiyorum artık nasıl olacak. Uçakları ayarlayalım olmazsa. Bu arada yetersiz kaynak var diyor. Oha çelik 12 tane eksiğimiz mi var? Ha, bu benim kaynak dağılımım değil mi? Evet. Ne ara 12 tane eksiğimiz oldu ya? 7 tane fabrika veriyorum lan bu heriflere. Neyse petrole verdiğimiz fabrikaları geri alacağız biz bu savaştan sonra. Oy oy oy. Oy oy oy. Yani petrol biliyorsunuz buralarda bir sürü var ya. Şurayı elde ettiğimiz anda buraya bile ihtiyacımız yok. Tek burası yeterli olacak. Romanya'da da kömür var. Odun var. Epeyce petrol de var. Ama çelik asıl derdimiz çelik aslında ve bizim alabileceğimiz, ele geçirebileceğimiz topraklar içerisinde çelik çok fazla yok gördüğünüz gibi. En yoğun çelik noktası burası. Kharkov vilayetinde bulunuyor diye yazmışlar buraya. Şurayı ele geçirmemiz lazım. Yani anlaşılan o ki. 23 de burada var. Şuralarda biraz var. Ama yani Rusya, bir İkinci Dünya Savaşı dönemi Rusyası gibi değil yani. Burada çelik miktarları çok az. Neyse. Bakalım daha sonra belki İran'a dalıp işte Hindistan'la sınır olabiliriz. Ama yani demek istediğim net bir şekilde şu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki kaynak bölgeleri burada yok. Hindistan'da mesela kauçuk, Güney Hindistan'da kauçuk elde edebiliriz ama burada baya bir çelik vardı değişik bölgelerde. Şu an hiç kesinlikle yok gibi görünüyor. Rusya'da zaten bol bol çelik vardı. Şimdi yok gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok ya abi. Ne yapalım? Ha bunları unuttuk biz. Bir dakika. Şu birlik. Buna bir plan çizelim. O da şöyle olsun. Ve bunları da unutmuşuz. Allah cezanı vermesin. Size de şöyle bir plan çizelim. Yok beğenmedim ben planı. Şöyle olsun bakalım. Ben yine beğenmedim o planı. Gel abi geri. Gel geri. Dur. Şu nehire kadar. Şöyle. Tamam mıdır? O zaman şunu da mesela şöyle yapabiliriz. Şuraya gelme de şöyle yap mesela. Mesela işte. Çok başarılı olma ihtimalleri yok gibi bir şey. Şimdi bu ordu mu bu tarafta? Evet, mavi olan bu. İstihkam bölüğü ikinci seviyeye geldi abi. Çok iyi, çok iyi. Onu da keşfettiğimize göre. Şimdi sırada bu var. Savaş hastanesi ikinci seviye. Bu da %2 daha geri dönme şeyi sağlayacak, imkanı sağlayacak. Ha, uçakları dedik. Uçak ne yazık ki bak burayı unuttuk ya. Nerede havalimanı? Heh. Trabzon'a bir seviye havalimanı yapsam yeter. Bak, bunu unutmasaydım güzel olur. Bunları hep ayarladım böyle yapılsın diye. Ben bunu şimdi shift tıkla en tepeye alayım.
Bakalım ne kadar hızlı yapılırsa yapılsın. Ne kadar süre alacak? 30 Mayıs. Aa, 2 haftada yapılacak diyor. Harika, 2 haftaya hemen buldozerleri sürecekler, yeri düzleyecekler, tamam. Oldu diyecekler ondan sonra. Uçak, uçak, uçak. Mesela şuradakileri iptal et. Şuraya yerleştirelim. Ne kadar uçağımız var? 81 uçağımız varmış. Ben bunun yarısını 40 tanesini buraya yerleştireyim. Bunlar da burada görev yapsınlar. Şöyle. Ama normal versiyonda görev yapsınlar. Normal modda görev yapsınlar ki şey yapmayalım. Sonra kalan 40'ı da buraya yerleştireyim. Bizim uçak üretimimiz devam ediyor mu? Çok cüzi de olsa devam ediyor. Haftada 1,5 uçak üretiyormuşuz. Yani şu da çok zayıf. Ben hala da silaha yönelmeye çalışıyorum. Şu anda teknoloji olarak arkadaşlar yeni silah teknolojisini açıyorum. Ondan sonra bir tane doktrin açıyorum. Bir de bu var. Gördüğünüz gibi az önce seçtiğimiz yani. Rezervde 40 uçak var. O da kalsın bakalım. Biraz sonra gireceğiz savaşa arkadaşlar. İnşallah çökmez oyun da. Sonra rahat bir şekilde devam ederiz. Bak İngilizler burada yoklar. Hiç kimse bir yerlerde yok abi. Bir Fransızlar burada fink atıyorlar ama. Onlara da bir güzel derslerini... Aa bunları unuttuk. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Şu grubu seçtim. Size... Dur garnizonu kapat. Size hedef seçeyim. Hepsini alacaksınız yani kısacası aslında. Hedef seçmeye de çok da lüzum yoktu ama. Şimdi kalan dördünüz... Garnizonu kapat. Bu da burası. Bu dördü bitirdikten sonra işlerini hemen gelip şuraya ele geçirecekler. Sonra gruba katılacaklar. Hepsi işlerini bitirdikten sonra garnizon tümeni zaten burayı devralacak. Koruma görevini. Garnizona daha yeni birlikler ne zaman katılıyor? Bir bakayım. Oo, daha çok varmış abi. Eğitime daha yeni başlamışlar. Şöyle yapayım. Onlar gelsin ama çok kalabalık yapmayalım. Tamam. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız abi. Şunu geçirebilecek miyim acaba buraya ya? Geçirebileceğim ama savaşa girersem geçirebileceğim. Diğer yandan bir de şunu araştırıyoruz. İnşaat çabası gelsin. Askeri gençlik. Ondan sonra paramilitarizm. Ondan sonra aşağı doğru gitsek mi bilmiyorum. Diğer yandan mesela şuradan aşağı gidip teknoloji paylaşımı iyi olur. Aslında daha ziyade ben şey istiyorum. Şuraları şu anda açıyoruz. Hemen arkasına ekstra araştırma slotu gelebilir. Ama 1916 yani 1 Ocak 1916'da daha var. Ona daha var abi. Ama Ruslar buraya adam getirmeye başlamışlar. Aslında çok da getirmemişler ama. Lan niye ölüyor? Maximum attrition present %42. Bunlar benim bölgem. Burası benim bölgem. Bunlar onların bölgeleri. 3 adam olmalarına rağmen ölüyorlar. Nasıl iştir ya? Artık girelim mi savaşa? Her şey hazır. Herkes hazır. Herkes ve her şey. Şunların hazır olması esas olarak lazımdı. Şu anda bunlar da hazırlar. Boşta komutan varsa bir... Şimdi Kazım Paşa zaten istilacı yani amfibi istila hızı diyor. Bunu buraya yerleştirebiliriz. Bakalım. Sonra ikisini aynı anda başlatacağım. Bu da hazır mı? Nerede bu? Bunun 2 günü var. 2 gün tamam abi. Zaten bitmek üzere geldi. 1 günü kaldı. Bu ne abi? Tamam, saatine göre değişiyor demek ki. Tamam abi ben başlatıyorum artık. Hemen Almanlara gidiyorum. Diyorum ki ben de size gadılayım mı? Gadılayım mı ben de size? İttifaka girme isteği. Ve gördüğünüz gibi herkesle savaşa girmiş oluyoruz. Ya, girmiyoruz daha doğrusu da. Onaylandı.
Bakayım. İttifak devletlerine katılmam. Aa, bir dakika. Aa, Japon İmparatorluğu'nun bağımsızlığını garanti ediyor. Almanya İmparatorluğu The Great War demiş. Almanlar savaşa girdi dediği zaman %10 geldi. Ondan sonra bakmadım ya şunu rakama. Avusturya, Macaristan, Sırbistan savaş açtıktan sonra %2, %10 buradan geldi. Şu garanti %3 diyor. Tamam, ben savaşa katılayım. Bakalım ne olacaksa olsun ya. Alman Belçikalı. Belçikalı savaşı ne demek ya? Belçikalı. Belçika savaşı değil mi? O meselenin adı. Şimdi buralarda ben hiç deniz kuvvetleri falan görmüyorum. İnşallah hızlı bir şekilde olur. İlk yapacağımız iş. Tamam. Olmuştur bu iş. Hemen bunları devreye sokuyorum. Lan dur! Allah Allah. Tıkladım ona, yine devreye girdi. Salak şey. Salak şey. Ben bunun ağzını döverim ha. Bak, we like diyor. Ya burada gemilerimiz ne halt ediyor peki? He? Ne halt ediyor gemiler burada? Boşuna mı koyuyoruz gemileri buraya? Ağzınızı burnunuzu kırdırtmayın lan. Neyse, Ruslara karşı da savaştayız şimdi. Hemen ben buradan devreye alamaz mıyım bunları ya? Neyse, seçili oldukları için. Aslında çok fazla şey yapmaya gerek yok. Aa, bir tane komutan eksik. Değil mi? Şurası ha. Zaten bir komutan fazlamız vardı. Onu da yerleştirdik bir tanesinin başına ya. Çıkarma komutanı olarak tayin ettik onu. Ama çıkarma... Burada asker var mı yok mu bilmiyorum ya. Enver Paşa. Nerede o? Evet, çöl tilkisi. Aslında burada bir ordum daha var he. Ciddi ciddi bir ordum daha var. Boşta bekliyor şu anda. Ben bunu kullanayım ya. Ben bunu kullanayım. Şöyle yapalım. Garnizon bölüğü buraya maalesef gelmedi. Ya da şimdilik kalsın. Bir dakika, bu şey nasıl? He, anladım. Şuralar daha rahat bölgeler. Buralar sıkıntılı bölgeler. Peki nasıl yapsak? Ben buraya saldırmayı düşündüm bir an için de sonra... Bu arada bunun da komutanı yok abi. Ordu sayımız çoğaldı. Komutan sayımız o kadar değil. Tamam, çıkarmaya ben bunu ekliyorum abi. Bu yeni komutanı. Beşlik komutanı da ben şimdilik buraya ekleyeceğim. Burada lazım olabilir. Ondan sonra şu ordular neredeler? Garnizonu kaldır bakayım. Şimdi seçili olanları da başlatıyorum. Zaten hepsini başlatacağız ama ben neyi ne yaptığımı görmek için böyle seçili hale getiriyorum. Bu da burası. Ondan sonra eksik ne kaldı? Burayı başlatayım. Burası kaldı tabii ki. O da bu. Tamam. Tamam, süper. Aslında biliyor musunuz? Mesela şu zırhlı araçlardan bir tanesi şuraya gidip gelse. Şuraya gittikten sonra otomatikman zaten bu gruba dahil olacak. Yani burayı boşta bırakmayalım. Şunlar da girişecekler zaten. Şu garnizonu sayma. Bunlar böyle girişecekler. Sadece şu ordu işte birazcık fazla kalabalık. Burada. Daha, bunu yedek olarak kullanalım. Afrika çünkü cephesi çok geniş. Bu genişlikten dolayı her yer açık verebilir. Bir dakika. Ben şimdi Tunus'la da mı savaştayım? Evet. Tunus zaten Fransızların kontrolü altındaydı. Onlarla birlikte hareket ediyorlar. Şu anda Fransa ile savaşta olmanın diğer bir... Aa bak, 12 tane de çelik varmış burada. Oha, 55 çelik mi? Bu nereden çıktı lan? İkinci Dünya Savaşı seviyesinde bile yoktu bu kadar çelik burada. Abi ben bunu bilmiyordum lan. Burası önemli o zaman. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şu orduyu bu tarafa hızlı bir saldırı yapabilmek için kullanacağım. Ta bu şeye kadar.
Okyanusa kadar gideriz artık. Okyanusa kadar gideriz. Belki güney bu taraflara da ineriz böyle. Öyle yapalım değil mi? Tamam. O zaman şöyle olsun, kısa. Ondan sonra hepiniz şu birliğe dahil olun. Bir dakika, bir dakika. Şu maviyi bir çekeyim şöyle. Karışır marışır şimdi gider. Bunun komutanı olmaması kötü ya. Bir komutan daha çıkartmamız lazım. Şöyle yukarıdan gelmesi güzel. Şöyle gelecek. Bak 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 nereleri işgal edecekler. Pıt 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 gidiyorlar böyle ama bir Tunus'un şu bölgesini boş bırakacaklarmış gibi görünüyor. Olmazsa ben bu planı şöyle çizeyim. Daha önceden aklıma gelseydi keşke ya. Şimdi önce buraya kadar gelin. Ondan sonra şuraya geçin. Hop hop hop. Ne yapıyorsunuz? Bekleyin. Ondan sonra şuraya kadar gidin. Tamam mı? Şimdi böyle yapınca ne yapacaklar? Bir dakika. Keşke bunu kontrol etseydim önce. Yine Tunus'un o üst tarafını almayacaklarmış gibi görünüyorlar. Neyse böyle kalsın. Ben buna bir komutan bulmam lazım. Bir tane yeni komutan alamıyorum. Peki şu anda lazım olmayan komutan var mı? Yok galiba. Çıkarmaya bakacağız. Çıkarma başarılı olduktan sonra diğer komutanları halledeceğiz. Tamam. Tamam ben başlatıyorum artık. Al işte. İngiliz, Fransız, denizaltıları. He, bir sürü hem de. Allah'tan diyecektim ama bize destroyer yok ya. Tam tersine destroyer lazım denizaltıları yok etmek için. Fazla destroyerlerle uğraşmadık. Buradan devam abi, buradan devam. 6 petrol ihtiyacımız var. Çok önemli değil. Gidemiyor musunuz siz ya? Çünkü savaş var bu bölgede. Oha 19 mu? 19 mu? Oha hakikaten 19'muş ya. Biz batırabilir miyiz bunların hepsini böyle pataküte? Bilmiyorum ya. Bak Ruslar burada en üst pek fazla yoklarken bizim yardırsınlar bizimkiler böyle. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Girişsenize. Baba baba be nasıl bekliyorlar ya? Yürüyün lan. Nasıl yani? Ha bir dakika bunlar şeyde değiller mi? Savaşta değiller mi yoksa? Bir dakika bir dakika. Ana bunlar savaşta değiller. Evet, bunlar hiçbirine katılmamışlar. İyi bari, tamam. O zaman bunların burada, bunlar boşuna duruyorlar ya resmen. Şu garnizon, bunların hepsini bir sakinleştirelim, bir durun bakalım. O zaman abi işte bunların başlarındaki komutanlardan bir tanesini alabiliriz. Hatta en iyisini alalım. Al. Mehmet Esat Paşa. Gel. Gel onu buraya yerleştirelim. Şu kahverengi ordunun başına. Nerede Mehmet Esat Paşa? Aslında en iyisini yerleştirmek çok da gerekli değil. Çünkü en iyisi her zaman mevcut yani. Nerede o seç... pardon. Açtım. Bunlar gelir gelmez yardırsınlar ya. Allah. İyi burada ilerliyoruz biraz da asıl mesele şu. Şurası abi. Asıl mesele orası. Siz ilerliyor musunuz ya? Bu 13 birlik ne işi var burada? Ben bunları hep güzel güzel yerleştirmemiş miydim? Yok abi bizim gemiler... Oha ne kadar çok denizaltı var ya. Hepsi de Fransız denizaltıları. Çıkarma yine başarısız olacak.
Daha önceki denemenimizde olduğu gibi. Şimdilik hala iyi durumdayız ama 36 tane ya. 36 tane. Allah onları kahretsin. Bekle. Bekle, 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 bekle. Şimdi bu geldi. Bununla beraber 1915'teyiz hala. 1916 teknolojileri açmaya devam edebiliriz. Atılım artı bir organizasyon. Ne diyor? Yeniden donatılmış piyade savunması. Yeniden donatılmış piyade açar. Nedir o? Unuttuk ya bunları. Savunma %5. Makineli tüfek. He. Ağır saldırı %5. Savunma %5. Peki. Başka ne yapabiliyoruz? Topçulukta var mı? 1918'e kadar bir şey yok. 1916. Bunu zaten açıyorum. Uçak 1915 uçağı açabiliriz. Triplane. Onu salla ya. Bence bu daha iyi. 170 gün. Çok mu lazım? Büyük bir fark yaratmaz yani. 1916. Bunları da biraz bekletebiliriz. Hazirandayız daha. O zaman abi gelelim buraya. En iyisi bu. 197 gün çok fazla olmamakla beraber. Gerçi bunu da açabiliriz ama bu bana ne katacak? Ayrı bir hikaye ya. Şunu açalım. Ne diyor? Üretimde olan... Heh, evet. Güzel. Buna haber vermesi güzel bir şey. Her ne kadar şimdi ben bunu değiştirsem... Bir dakika, varyant mı? Yok artık, bunun varyantı olmaz ki. Tüfeğin varyantını yapalım falan. Hadi bakalım. Verimlilik yarıya düştü. Ama çelik mi ihtiyacımız çok artacak ya bu girişle. Düşük güçte gemiler. Evet. Maalesef abi bu savaş hiç iyi gitmiyor ya. Batırın şu denizaltıları ya. Bunlar ne? Evet, bunlar batan denizaltıları işte. 6 8 tane denizaltıyı batırmışız ama yani adamlar çok ya sürü gibiler ya. Sürü gibiler. 34 tanesini nasıl başa çıkacağız? Bizimkilerin organizasyonları düştü zaten. Bak, destroyer sayısı çok olsaydı şimdi daha başarılı olurdu. Yani yalan yok. O zaman ben bunu ne yapayım abi? Çekilsinler. Yapacak bir şey yok. Batmadan önce çekilsinler, dinlensinler abi. Kaç fabrika ise gönder gitsin. Evet. Maalesef bu savaşı aslında zaferle bitirdik bu savaşı. 6 9 tane denizaltı batı. Hayır, bunlar şey konvoymuş. Ha. Sadece 6 denizaltı batırmışız ama karşı tarafa baksana. Bir sürü abi, bir sürüler ya. Biz ne yapalım abi? Kocaman büyük süper gemilerimiz var ama yapacak fazla bir şeyimiz yok. Birazcık destroyer üretmeye çalışsak mı acaba ya? Hiç konvoy da üretmiyoruz ha. Ya bir tane bir destroyer şeyi açalım. Muhrip yani. Muhrip. Koydum gitti. Ondan sonra şunu bir, bunu da bir yapalım. Şunu iki azalttım. Her birine birer tane gitti. Ne yapalım, böyle takılacağız işte. Evet, üzgünüm. Üzgünüm. Denizde başarılı olamadık maalesef. Burada iyi başarılı gidiyormuşuz ya. Buraya hiç bakmadım ha. Otomatiğe bağladık gidiyor. Buraya birazcık biz şey yapalım. Yönlendirelim mi? Genco agresif dal demedim ama yine de sen 18 kişi aynı yere gidiyorsunuz ya. Yarısının yarısı. Gel buraya. Bak. Şurası saçmalamış işte. Şu morların buraya gelmesinin manası yok. Mor değil, lacivert aslında. Bak, lacivert daha nereye dayanmış? Ne gerek var ya böyle karışıklığa ya. Hiç sevmiyorum böyle olmasını. Ama niye olduğunu da anlayabilmiş değilim açıkçası. Tamam, Romanya'daki 3 ordumuz aslında şu anda gerekli değil. Aa lan, Süveyş kanalını açmışız. Ne kadar rahat açtık bu sefer ya. Geçen sefer çok zorlanmıştık ya. Bir şey diyeceğim, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir savaştır bu?
Ne keyif yapıyorsunuz burada? Biraz çay içelim, ondan sonra gidelim ya. Türküz abi, çaysız olmaz. Çay çek. Azıcık çay çek. Hoba! Olaya bak. Ulan ben bunu nasıl fark etmemişim? Nerede bu? 24 bölük var gibi gösteriyor burada. Adamlar burada yatıyor. Bunların şeyi de var yani. Şu savaş şeyleri de var. Bir dakika. Bakayım. Çok kötü de değil. Kaç dakika oldu? 35 dakika oldu maalesef. Fazla uzatmayalım o zaman. Ben bunları bir ayarlarım arada. Ondan sonra devreye gireriz. Bu arada burada... Oo, bak buraya ne olmuş? Genco. Aldım. 6 tane uçak mı? Oha. 40 uçak vardı lan. Uçaklarıma ne oldu? Uçaklarıma ne oldu? Lan. Ben şuraya 40 uçak koyduydum. Ha, hepsi buradaymış. Allah kahretmesin ya. Ben ne diyorum? Bunu ikiye böl. Yarısını sil ya. Niye öyle bir şey oldu ki? Allah Allah. Ben 40 tanesini koydum oraya özellikle. Ver abi hepsini koy buraya. Şu bölge şu. Heh. Çalış. Destek ver böyle. Tamam. Ulan burayı unuttuk. Neyse neyse hepsine bakacağız arkadaşlar. Hepsine bakacağız. Bir dahaki bölümde inşallah. Hala oyunun çöktüğü noktayı aşamadık. İnşallah çökmez bir kere daha. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.